Elim kapatıyor şöyle. Ne yaptım? Şunu şöyle düzgün. Evet, sonra da ne yaptım? Yanak üçgenini yine silgiyle daha net bir şekilde silerek yüzün yanını bıraktım. Alnın yanını silmedim, alnın üstünü sildim. Burnun üstünü silmiştim. Alt dudağı sildim. Burnun altının çukurunun ışığa bakan tarafını sildim. Öbür tarafı tuttum. Burası ışığa bakıyor. Burayı da sildim. Saçın bu tarafı ışığa bakıyor. Daha düzgün bir şekilde. Bunlar daha eğri büğrüydü demin. Bunları düzgünleştirdim. Gözü gördüğünüz gibi kaşın altı tamamen koyu. İki kaşın altı da. Bu tarafı zaten saç engellediği için genel bir koyuda bıraktım. Daha sonra şuraya saçın gölgesi daha koyu. Yani baştan attığım koyudan daha koyu attım. Çünkü yağlı boya her ne kadar koyudan açığa gitse de baştan koyduğumuz koyulardan daha koyu kullanmayız diye bir şey yok. Çünkü dip koyular var, gölge böyle çok yakın nesnelerin gölge koyuları var falan. Onlar sonradan atılabilir. Boyunun ön kısmına ışık koydum. Burasının böyle eğimli gelmesinin sebebi baş bir küre olduğu için şöyle aslında şurayı da şöyle şöyle başın gölgesinin devam etmesi lazım. Şöyle şöyle. Ve böyle bir şey çıktı. Şöyle bir tam erkek mi kadın mı belli değil ama yani bu teknikle siz yağlı boya ya da akrilik yapacaksınız. Ha, daha sonra glaze dediğimiz teknikle bunu et haline dönüştürüyorsunuz. Ten rengi çok seyreltilmiş boyayla. Neydi? Önce açık renkleri yapma. Grasey. Öbürü glaze. Yazılışları böyle olmayabilir. Uyduruyor olabilirim. Yani glaseyi de yazıyor olabilir. Yani buna benzer bir yazılışları var. Şeyde yabancı videolarda çok var bunlar.